Rıza. Ali kaleciyle karşı karşıya vuruyor, kale direğine çarpan top gol. Ali'nin başlattığı atak Metin'le gelişti. Recep Rıza ile devam etti. Sağ tarafta Rıza, rakibinden kurtulma çabasında. Ali çok iyi mücadele etti iki takımda. Her şey bitti değil. Bütün kalan 5 maçın da final arasında. Hocam, dilerseniz kramponun hikayesinden başlayabiliriz. Bunun sizdeki yeri nedir? Krampon bizim maçlarda tabii ki kullandığımız. Öncesinde tabii bu kadar krampon olmuyordu. Daha değişik kramponlar oluyordu. Ama bunlar en son giydiğimiz, yani maçlarda en son giydiğimiz kramponlar yani. Bıraktıktan sonra buraya getirdim. Hiçbir zaman kendi kramponumu malzemecilere vermezdim. Hep kendim boyardım, kendim yapardım her şeyini. Çok da özen gösterirdim. Hiç şey yapmazdım, boş vermezdim yani kramponlara. Beşiktaş taraftarlarında çok ikonik bir fotoğraf. Evet. Fotoğrafın hikayesi birçok kişi tarafından bilinse de bir kısmı tarafından da bilinmiyor. Bu fotoğrafın hikayesi nedir ve sizdeki yeri nedir bu fotoğraf? Bu bambaşka bir şey. Bu benim aldığım kupalardan bir tanesi. Bu şampiyonluk kupası. Şampiyonlukla beraber kaldırdığımız bir kupa. Şu kurdeleli kupa diyorlar bunu ama gerçekten benim en mutlu olduğum anlardan bir tanesi. O dönem bizim yaptığımız şey ne mağlup şampiyon olmamız, üstten üst üste şampiyon olmamız, bizim o rekorları kırmamız yani. İşte 10-0'lık bir rekorumuz da var yani. Hep o sezonlarda oldu yani. Onun için bunun şeyi unutulmaz yani. Bu çok önemli yani. Bu mesela Türkiye Kupası madalyası bu. Bu yeni sayılır. Bu kupalar da o zaman oynandığı zaman maçlarda her yerden mesela bankalardan falan böyle şey geliyordu. Ayın altın oyuncusu kim seçiliyor diye. Bu benim kazandığım kupalardı şeyde. Yani ayda aldığım kupalardı. Hem ödül veriyorlar. Ben de her ay aldığım kupalar. Bayağı çok aldım onu ben. Şunlar tabii ki alınmış kupalar yani maç oynayıp da kazandığımız kupalar. Bu Milliyet'te yılın futbolcuları, yılın takımı şeyleri vardı gazetelerde. Onlar. Bu benim Sivasspor'la girdiğimiz Avrupa kupalarındaki maçlarımız. Hepsi hangi takımların olduğu burada gözüküyor. Bu da Avrupa kupalarındaki bütün takımların amblemleri yani. Milliyetin işte yılın sporcuları, yılın takımı gibi seçtikleri şeyler. Ben bunu çok severim. Trabzon şeyi. Bu da Trabzonspor'a gittiğimde bana ilk verdikleri, hediye olarak verdikleri ilk gittiğimde. Bu da benim için de apayrı bir şey yani Trabzonspor. Bu fotoğraf şöyle, bu da yine bir şampiyonluk şeyi alırken, bir kupasını alırken. Ve burada Şener Bey ile işte orada bir şeyimiz oldu, diyalogumuz oldu. Çünkü ben onun elinden aldığım belki de 5. 6. kupaydı. Hem şampiyonluk kupası olsun, hem Cumhurbaşkanlığı, Başbakanlık olsun, Türkiye kupası olsun. Bana dedi ki, ben dedi en çok kupa verdiğim şeysin, futbolcusun hocam dedi ya. Hep de hocam diyoruz bizde. Rıza dedi yani. Ben de kendisine çok teşekkür ettim. Bu maçlar önceydi yani. Biz başkanımızla beraber yani her şampiyonluğunda yani başkan her şampiyonluğunda hepsinde takım kaptanıyım ben de. Bu milli takımımız. İşte bu da hazırlık maçlarından bir tanesi. Burası şey İzmir. İzmir. Evet İzmir burası. Burada da Yugoslavya ile oynadık. Tanju mesela Tanju'ya şöyle bir şey oluyordu. Tanju zaman zaman İstanbul'a geliyordu. Samsun'da oynarken çok da iyi oynadığı zamanlarda. Ve o zaman bizden antrenmana çıkıyordu Beşiktaş'la. Samsun'da oynamasına rağmen burada 2-3 gün kalacağı için şeyi de seviyordu, antrenmanları da seviyordu. Onun için gelirdi bizde antrenmanlara çıkardı. Ben Stankovic'e söylerdim hocam Tanju işte bizde antrenmana çıkmak istiyor. Burada boş geçmesin vakti diye ve şey yapardı Tanju'ya. Tabii ki derdi, izin verirdi. Metin benim 14 yıl o da arkadaşımdı. Bu benim Beşiktaş'a ilk başladığım zaman. Yani Beşiktaş'a geldim. Rize Spor'dan Beşiktaş'a geldim.
oradaki ilk resmin sahaya çıkmam. Bu kadro da şampiyon olan bir kadro ama tabii ki bunların içinde olmayan arkadaşlarımız da vardı. Şimdi bizim o yıllar birbirimize çok bağlı bir takımdık ve de seyirciyle ve inanılmaz maçları kazandık. Çok maçlar kazandık. Böyle maç gitti dedikleri anda biz maçları kazanıyorduk. Galatasaray'la oynadık. Orada bir tane maçımız var. 4-3'lük bir maçımız var. O bizim için çok önemli maçtı. Bir onlar atıyor, bir biz atıyoruz. Bir onlar atıyor, bir biz atıyorduk. Öyle bir maç oynadık yani. Benim için çok güzel bir resim bu. İki tane çok sevdiğimiz şey ortada. Yani Atatürk'ümüz ve Beşiktaş'ın efsane amblemi ve tekrar Türk bayrağının olması benim için bambaşka tabii ki yani. Maçları burada seyrediyorum. Ben burada analiz falan yapıyorum yani notlarımı alıyorum. Şurası bizim en çok mutlu olduğumuz şeydi Trabzon. Ve Trabzon seyircisi de bizi alkışladı. Şurada ve burada Trabzon'da tur attık. Anladığım kadarıyla sineması için büyük bir tutku. Sadece evet, evet ben şurada da işte sanatçılar var burada mesela. Ben hepsini çok severim. Yani ben bir sanatçı vefat ettiği zaman sanki ailemizden biri vefat ediyor gibi olur. Çünkü yıllarca onları seyrederek durduğumuz şeylerdi, küçüklüğümüzden beri. Onun için benim için de hepsinin de önemli bir yerleri var. Bu hakikaten 100 yılda belki bir olacak bir maçtı bu. Maçta kalecimizi son 25 dakika hakem oyundan attı. Kırmızı kart gördü Cordoba. Ondan sonra kaleye biz Panku'yu geçirdik. İnanılmaz bir taraftar vardı. Bizim taraftar da vardı orada. Ama Fenerbahçe'de şampiyonluğa gidiyordu. Ben de zaten o sene geldim yani. İkinci yarı geldim. Ligin ikinci yarısı geldim Rize'den Beşiktaş'a. Ve biz ikinci yarıda tek bir tane mağlubiyet aldık. O da Galatasaray'dı. Ve ikinci yarının lideri olarak bitirdik o seneyi. Yani defanstan Ronaldo geldi. Ben geçeyim dedi. Ahmet Hasan geldi. Ben geçeyim dedi. Ben de yok dedim. Panku'ya karar kıldım. Panku dedim. Geçsin kaleye. Forvet o. Öndeki oyuncuyu çıkardım ki en kötü kontratak yaparız. Defansımızı da kapatırız diye. Öyle aynı şekilde öyle yaptık. Hem Panku kalede iyi oynadı. Hem de arkadaşlarımız da kontratakları çok iyi şekilde yaptılar. Yani bir deplasmanı nasıl oynanırsa 10 kişi nasıl oynanırsa öyle oynadık. Çok iyi o şekilde oynadık. Mükemmel bir şekilde de inanılmaz bir galibiyet aldık yani. Şu bizim için çok önemliydi. Şurada sahaya çıkıyorduk. Bu herhalde Galatasaray maçıydı. Yani bizim böyle çok hırslı şekilde ben önden koşarak. Statların şeyini kıyaslayabilirsin. Oturma şeklini, hayatlar bir düzenli falan da ayrı. O zaman o kadar şey değildi, iyi değildi. Ama şimdikinde de o duygu yok. Tünelden çıkman, gelmen, herkes merak içinde oyuncuları görmesi falan her şeydi, daha anlamlıydı. Ama şu tablo bizim bütün her şeyi anlatıyor. Ya bu UNICEF'in yaptığı bir dünya karması. Bu her zaman yapılmaz yani. Sabah antrenmana gidecektim. Bir telefon geldi eve. Beni Ali Şen aradı, Fenerbahçe başkanı. Ve bana şey dedi, işte dedi, seni dünya karmasına götüreceğim dedi. Ben ne şey zannettim başkanım, ne zaman götürürsün? Öğleden sonra gidiyoruz dedi. Evet. Ben de antrenmana gideceğim ve sabah. Öğleden sonra özel uçağıyla beni aldı. Münih'e götürdü. Münih'te de biz Alman milli takımına karşı forma giydik. Alman milli takımına karşı oynadık. 100 bin kişilik stat olimpiyatlarında. Benim için tabii ki futbolculuk hayatımdaki en önemli şeylerden bir tanesiydi. Ve en çok istediğim şeylerden bir tanesiydi. Evet. Dünya karmasında oynamak. Ve oraya gittiğim zaman Besten olsun, Gullit olsun, bir sürü böyle oyuncular vardı. Bu da benim milli takımda giydiğim şey. Yani ilk A milli takım formamı. Siz milli takıma seçildiğinizi nasıl öğreniyorsunuz? Yani şeyi bekliyorsunuz, günü bekliyorsun, gazeteleri bekliyorsun veyahut da radyodan duyuyorsun onu. Yani onun için ben geceden dayanamazdım. Giderdim şeye, İstiklal Caddesi'ne, Taksim'e. Orada gazeteler gecede çıkan baskı vardı.
o baskıda alırdım heyecanla. O var mıyım yok muyum orada giderdim bakardım. Ali kaleciyle karşı karşıya vuruyor, atana giriyor çarpan top gol. Ali'nin başlattığı atak Metin'le gelişti. Recep Rıza ile devam etti. Sağ tarafta Rıza rakibinden kurtulma çabasında. Hakikaten çok iyi mücadele etti iki takımda. Çok stresli bir maçta kazandığı için sevinçli.